Herkese merhabalar. Efendim bana çok sık mesaj gelmeye başladı. İşte dokümantasyona ulaşamıyoruz falan diye. Başlıktan da görmüşsünüzdür. Bugün reklam kodları ile ilgili konuşacağız. Bazıları dokümantasyona ulaşamıyorum demiş. Ben de tek tek cevap vermektense hazır şöyle bir video yapayım. Dedim ki daha sonradan bu hatayı yaşayan arkadaşlar da varsa gelip bana DM atmak yerine direkt video ulaşsınlar istedim. Internal server hatası dönüyormuş. Google, AdMob, Unity yazıyorum. Genelde şuradan gitmemiz gerekiyor. Durun şöyle göstereyim. Şuraya tıkladığımızda normalde hemen ulaşmanız gerekiyor. Tıklıyorum, bana da bu internal server hatası geldi. Bu nedir? Genelde internet sitelerine biz bir başvuru yani istek gönderdiğimizde istek doğru bir şekilde geri dönmüyorsa aldığımız hatadır. Yani site var ama bize uygun çare sunmuyor. Bunun sebebi şundan olabilir site kaynağı başka bir dildedir. Bakın şurada tr yazıyordu. Bir daha yazıyorum yine internal server geliyor. Büyük bir ihtimal dilinden dolayıdır. Dili değiştirip İngilizceyi çeviriyorum dokümantasyona ulaşıyorum arkadaşlar. Bunlar genelde basit şeylerdir. Hani birazcık web bilmeniz gerekiyor bunun için. Şu an dokümantasyona ulaşabiliyorsunuz. İngilizcedir. Belki anlarsınız, belki anlamazsınız. Ve de hani abi ben buradaki kodları nasıl yazacağımı bilmiyorum diyenler için de ben hazır kodları derledim arkadaşlar. Sadece içerisinde banner reklam yok. Banner reklamında bir zahmet gidip oradan çekebilirsiniz. Çok basit işlem aslında. Hani ben kod yazmakla uğraşmak istemiyorum diyenler için ben buraya kodları hazırladım. GitHub adresine attım. Oradan gönül rahatlığıyla indirip Çekebilirsiniz hatta direkt onu da linkini şuradan size çıkartayım. GitHub adresini de attım buradan hazır indirip kendinize kullanabilirsiniz. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor şimdi kodu indirdiniz direkt tutup atmayın. Oluşturmuş olduğunuz klasör ismiyle koymanız gerekiyor yani klasör ismi dediğim kod sayfasının ismiyle. Yani siz bir tane kod oluşturdunuz bunu kopyalayıp yapıştır yaptınız çalışmaz. Şuradaki ismi değiştirmeniz lazım. Gerçi altını kırmızı yapar artık. İdeler çok düzgün çalışıyor yani adamlar bir sürü şey eklemişler. Ama yine de bilgi olarak kalsın yani bunu kopya yapıştır yaptığınızda şuranın ismini kendi kod sayfanızın ismiyle değiştirmeniz gerekiyor. Başka da yapmanız gereken herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ben gerekli bütün açıklamaları buraya yazdım. Hepsini bir metot olarak yazdım bu arada. Hani otomatik çalışmıyorlar. Mesela geçiş reklamı için şu metodu bir yerden artık butona atayabilirsiniz. Karakter bir yere işte on trigger olduğunda çağırabilirsiniz. Yani şu metot geçiş reklamını çağırıyor. Aşağıda da hemen şöyle gelelim. Burada da ödüllü reklamımızı çağırdığımız kısım var. Hepsini yazdım yani hepsini Türkçe eleştirdim, yabancı dillerle çevirdim. Hani bunu yabancılar da belki böyle bir hata yaşıyorlarsa diye. Onlar da gelip hem Türkçe hem İngilizce şekilde neyin nereden olduğunu anlayabilecekler. Çok basit bir işlem ama hani kod yazmakla uğraşmak istemiyorum diyenler için ben böyle bir hazır şey yaptım. Ama bir daha belirtiyorum, kod yazmaktan anlıyorsanız yapabilirsiniz. Yani neyi nerede çağıracağım, ne nerede dönüyor? Yani kendinizi şekillendirmek istiyorsanız birazcık kod yazmasını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar çok uzun video olmasın diyorum. Umarım işinizi gören bir video olmuştur diyerek artık izninizi isteyip kaçıyorum efendim. Hoşçakalın.